Kazinoda paralarımızı kaybettik ama tekrar gidiyoruz. Çünkü düştüğünleri kalkmadığında yenilirsin, tamam mı? Hadi tekrar bir 1000 dolar daha rulete basacağız. Bütün coinlerimi burada bırakıp yalın ayak başı kalak döneceğim bastığına. Ah. Evet, kazinoda kaybettik. Ama kazinodan önce Los Angeles'ta bir araba gördüm. Mwah. Yılan. Sonra Vegas'a gitmeden önce Mustafa'nın köpeği Atlas'ı saatlik 10 dolara bu görmüş olduğunuz Asyalı hanımefendiye bıraktık. Düşünün, adam buraya geldiğinde saati 10 dolara çalışıyorken şimdi şirketini kurmuş, köpeğini bir yere bırakıyor ve köpeğini bıraktığı kişi saatlik 10 dolar ödüyor. Adamdaki ilerlemeye bakın. Buradan da kardeşime selamlar eğer izliyorsa. Sonrasında Vegas'a gittik. Dostlar, Vegas'ta bu Vegas sign'ın orada şu anda görmüş olduğunuz dayının kolyesi yılan. Ya ne adamlar var. Vegas acayip enteresan bir şehir ya. Yemin ediyorum enteresan bir yer. Oteller çok ucuz. Günlük 15-20 dolar otel var. İşte biralar çok ucuz şu an. Ve oynat Uğur'cum, oynat görelim. Bir bira 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar para mı oluyor? İnanabiliyor musunuz? 1 dolar 2 dolar bira var. Niye? Adam çünkü iç diyor. İç bütün paralarını blackjack'te kaybet diyor. Adamlar yolunu bulmuş. Sokaklarda klasik. Zaten bunları her zaman paylaşıyorum. Her zaman söylüyorum. New York'ta da var bunlar. Çıplak kızlar. Fotoğraf çekilmek istiyorlar sizle. Vegas'ta zaten o çıplak olmana gerek yok. Klaba giden, gezen, sokaklarda gördüğün saatlerin %60-%70 zaten çalışıyor. Oraya çalışmaya gidiyorlar. Hani şöyle çok mevzu duyduk. Gece kulübünde hatunu düşürdüğünü zannedip otele gittiğinde hatunun para istemesiyle şok olan, ya beni beğenmiştin daha çok sonra hatun. Hayır kardeşim, ne beğenmesi ya? Benim işim bu diyor. Kızlar öyle çalışıyorlar gece, sabah da paraları kazanıyorlar, harcıyorlar. Böyle hayat yaşayan kızlar otelde kalıyorlar. Çalışıyorlar geceleri, sabahları geziyorlar, akşamları kazino, geceleri çalışıyor falan filan. Ama şimdi bizim olayımız ne? Vegas'ta bir gecede 1000 dolar kazanmak dedik, değil mi? Bu parayı ben kazanmadım tabii ki. Verelim bir kazinoda çektiğimiz videoyu, orada bir görelim. İzleyelim kimler kazanıyormuş. Ekrem abi, 2 zara 100 bin verdik. Bari zardan düşelim be abi, sonra kalkarsın. Las Vegas'ta, Amerika'da, kumarhanede bir gecede 1000 dolar kazanmanın sırrı. Kazandıran meslek dağılır. Ne olabilir? Hiç kazanmadık. Bir şey diyeceğim. Vegas'ta bir gecede 1000 dolar kazanan kadınlar var. Aklına ne geliyor? Aklına ne geliyor ben böyle deyince? Dışarıdaki ablalar geliyor. Ha, dışarıdaki ablalarımız geliyor. Ama aynı zamanda şurada food court var değil mi? Gittik beraber. Orada saati 12 dolara, 10 dolara burger çeviriyorlar. Pizza yapıyorlar fırının başında. Evet. Onlar mesela bütün ay boyunca kazandıklarını buradakiler bir gecede kazanıyor. Dışarıdaki ablalar, söylediği ablalar. Evet. Şimdi soru şu. Soru şu. Mühim olan. Ne kadar para yaptığın mı? Yoksa parayı nasıl yaptığın mı? Kardeşim, bence ne kadar yaptığın daha önemli. Daha mı önemli? Benim için daha önemli. O zaman altın soru geliyor şu anda. 1 milyon dolar versen... Şaka şaka arkadaşlar. Ne dışarıda kablolardan bahsedeceğiz. Ne de food court'ta 10 dolara çalışanlardan bahsedeceğiz. Bugün Vegas'ta 1000 dolar kazandıran mesleği açıklıyorum. Gelin göstereyim. Gel abi. Var. Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz dolarcıklarımızı bıraktığımız dolarlarımızı bıraktığımız her bir kurtiyer bir gecede 1000 dolar para kazanıyor. Poker'de kardeşim bir eline kadar sürüyor. Ortalama 1,5 dakika. Yani bir saatte 40 tane falan el dönüyor arkadaşlar. Ve her kazandığınızda kurtiyere bahşiş veriyorsunuz. Mesela 30 dolar kazanıyorsunuz, 1 dolar atıyorsunuz. 100 dolar kazanıyorsunuz, 5 dolar atıyorsunuz. 10 dolar atanlar var, işte masalarına göre. Ortalama hani 10 atan, 5 atan, 1 atan adamlardan 5 dolar ortalama alsak 40 elde 200 dolar yapar. Bu adamlar 5 saatlik shift'te 1000 dolar cash para kazanıyorlar. Nasıl para? Güzel para. Yani eğer ki kurtiyer olmak isteyeniniz varsa aranızda, ben oraya ben gelirim.
bu işi becerebilirim diyorsa arkadaşlar, Poker Odası burada. Biz kaybettik ama kasa her zamanki gibi kazandı. Did you win? Or you lost or you got more money? I always lose. Casino, casino always wins, right? That's a thousand right there. That's a thousand. Good luck. Good luck. Where are you guys from? Turkey. Turkey. You're going to be on YouTube though. Hey. YouTube yes. RG brother. All right. Evet dostlar, benim Amerika'da hani Work and Travel'a gidip gelirken gördüğüm çok bir beceri, ustalık, zeka gerektirmeyen İşlerden bir numarası bartenderlıktı bu zamana kadar. Çünkü bir gecede 1000 dolar kazandığını gözümle görmüştüm. Bir gecede 1000 doları. Şimdi de kurpiyerlerin bir gecede 1000 dolar kazandığını gördüm. Ya bazı masalarda 25 dolar, 50 dolar, 75 dolar bahşişler havada uçuşuyor. Bakın atıyorum, bilekçek oturuyoruz. Minimum 25 dolar oynaması. Adam 3-4 el kazandım, bir 25 daha atını atıyor şeye, kurpiyere. Bir de bu blackjack'in minimum 100 dolar olanı var, 200 dolar olanı var. Düşünün ya, bir de high class olayları saymıyorum yani. Bu otelin üst katındaki gizli kazinoları falan saymıyorum. Ben böyle senin benim çapulcuların girebildiği kazinodan bahsediyorum. Orada bile deli para kazanıyorlar. Onlar kazanıyor, biz her zamanki gibi kaybediyoruz. Yani benim şans olarak herhangi bir şans oyununda kazandığım zaten çok nadirdir. Şanslı olduğuma çok İnanmam. Okey olsun, ne bileyim, batak olsun. Daha Türkiye'deyken ne oynuyorduk? 101 vardı, tavla, ondan sonra poker, blackjack, roulette. Yani şans için içindeyse ben zaten şanssızım diye düşünürüm, hep kaybederim. Hatta bakın, taş kağıt makası bile kaybettim ya. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1-0 öndesin. Taş kağıt makas. 1-1. Taş kağıt makas. 2-1 öndeyim. Taş. Bekle oğlum, sakin ol. 2-1 öndeyim, korktum. Korktum sakin ol. 2-1 öndesin. Taş kağıt makas. 2-2. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yen! Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 2-0. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1-2-3. Aaaa! Loser kaybetti. Loser. Dünden de bakalım. Kayıp olsan. Yemeği kaybettik. Amına koyayım. Sen çekme devam edelim. Yemeğine taş kağıt makas yaptık. Bunu da kaybettik. Ama cesaret dedim mi orada duracaksın. Orada duracaksın. Gece bakın neler yapmışız. Saat gece 2. Görmüş olduğunuz Hattab'dan 50 derece sudan çıktık. Şu anda buraya gözüküyor mu kamerada? Havuza girebilecek miyiz bakalım. Ben dedim ki delikanlı olup önden ben atlıyorum. Peşime siz gelin dedim. Hadi bakayım. Ayağımın iyi de. Musti. Bakayım. Ayakta mı duramıyor? Ooo. Ver kardeşim, buz. Ben şu delikanlılığı bir görelim ilk önce. Hayır, atlamayan değil. Sen atlayacaksın. Ben atlayacağım, siz gireceksiniz. Biz gireceğiz. Siz delikanlı yapsın. Gibi. Evet. Ben oğlum, benim hayatım adrenalin lan. Yapma korku be. Korku. Bak bu nasıl derin. Havlular nerede? Benim ısınmam lazım. Diyor ki korku bu bedeni terk edeli çok oldu. Bir şey soracağım. Bizim binayı korku terk ediyor. Bir şey soracağım. Olsan yapmaya da bilirsin kardeşim, sen bilirsin. Gireceksin. Ben gireceğim dedim. Ben yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sudan. Bu ne lan? Hadi beyler, bizi alalım hadi. Sikiyor musun? Sikiyor bunu oğlum. Şey, oğlum ben incecik adamım lan ben. Benim yarın ordularım var. Hadi kardeşim, kalp kriz geçirsen ben buradayım. Hadi! Alın! Adamı avradınız. Kardeşim giriyorsun. Her şeyin girecek, her şey. Hadi hadi, hattaba ananı avradını. Oo! Donuyorum abi, donuyorum. Soğuk geldi bana. Aa, yanıyor. Bana yanma hissi gelmiyor. Şu an var ya, kralım, kral. Cesaret dedim mi, biri bir şey yapamazsın dedim mi, ben oradayım. Vegas'taki maceramızı da böyle kısa bir görmüş olduk dostlar. Vegas'ta ya da Vegas olmasına gerek yok. Burada Twin River var, Angkor var, herhangi bir kazinoda kurpiyerler güzel paralar kazanıyor. Yani saatlik böyle, saatlik asgari ücret 12-13-15 dolarken bu kişiler 50-60-100 ve yerine göre binlerce dolar kazanabiliyor. Videonun sonuna geldik. Eğer ki sizin bir cesaret veya bir kumar anınız varsa yorumlarda dinlemek isterim. Video yüklendiğinde ben yorumlara bakacağım. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.